Evet, 10. adımdayız. Hemen sistemimize girişimizi yapalım. 11. sınıf Türk Edebiyatı. Selçuklu Edebiyatı'nın sanatçıları. Bu adımda ağırlıklı olarak Selçuklu döneminde hangi sanatçılar hangi türlerden öne çıkmış, yazdıkları eserler neler, bu eserlerin türleri nelerdir, bazı romanların özetleri hakkında genel olarak neler söylenebilir, bunların üzerine duracağız. Seretun'da öne çıkan sanatçılara bakacak olursak ilk paragraf bizim için önemli arkadaşlar. Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin özellikle şiirde, Halit Ziya ile Mehmet Rauf da roman ağırlıklı olmak üzere hikayede diyebiliriz. Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Şuayb, Hüseyin Siret, Hüseyin Suat Yalçın, Ali Ekrem Bolayır, Süleyman Nesip, Süleyman Nazif, Ahmet Reşit Bey, Faik Ali Ozan Soy, Celal Sahir Erozan, Ahmet Hikmet Müftüoğlu gibi isimler de bu dönemde eser vermiş ama bir Halit Ziya ya da bir Tevfik Fikret gibi öne çıkamamış. Bu sanatçıların genel özelliklerine bakacak olursak, Seretun'un dergisi etrafında toplanan sanatçılardır. Fransızcayı çok iyi bilip Batı edebiyatını takip etmişlerdir. Batılı yaşamı İstanbul'a getirmişlerdir diyebiliriz. Batıyı sürekli takip ettikleri için doğudan biraz uzak kalmışlardır. Divan edebiyatının etkisinden uzaklaşmışlardır. Sanat için sanat yaptıkları için edebiyatta zevk ve estetiği öne çıkarmışlardır. Yine Abdülhamit'in baskıcı yönetimin etkisiyle İstanbul'dan ve Osmanlı'dan bunalmışlardır. Bu nedenle içe kapanmışlar ve bu baskıdan kurtulmak için Yeni Zelanda gibi bilinmeyen bir yere göç etmek istemişlerdir. Daha sonra Yeni Zelanda'ya gidemeyeceklerini anlayınca da Hüseyin Cahit'in Manisa'daki çiftliğine yerleşmeyi düşünmüşler. Ama tabii bunların hiçbiri tam anlamıyla yerine getirilmemiş. Batı edebiyatından gelen nazım biçimleri kullanılmıştır. Sone, terzarima, triole gibi. Sanat, sanat içindir anlayışından bahsetmiştik. Yine parnasizm ve sembolizm şiirde etkili olmuştur. Roman hikayede yani düz yazıda ise realizm ve naturalizm etkili olmuştur diyebiliriz. Gelelim dönemin önemli sanatçılarına. Evvela Hüseyin Cahit Yalçın. Hüseyin Cahit Yalçın'la ilgili olarak bilmemiz gerekenler bir kere Seretun'un dönemi sanatçısıdır. Fıkra, makale, roman gibi farklı türlerde eserler vermiştir. Realisttir. Batı kültürünü ve yeni edebiyatı savunmuştur. Her şeyi eleştirdiği için tenkitte de oldukça önemlidir. Seretun edebiyatına yapılan saldırılara tepki göstermiştir. Eserleri genelde duygudan ziyade akıl ve mantığa dönüktür. Sanat yönü zayıftır bu nedenle. Oldukça cesur bir yapısı vardır. Bu cesur yazılar nedeniyle de ölüm tehlikesiyle karşılaşmış, hapse girmiştir. Tevfik Fikret'ten sonra Seretun dergisinin yazı işleri müdürü olan kişidir. Maalesef Edebiyat ve Hukuk adlı makaleyi çevirmesi Seretun dergisinin kapanmasına neden olmuş ve bu kapanma sebebiyle de ilerleyen süreçte açılsa dahi bir daha topluluk toparlanamamış ve dağılmıştır diyebiliriz. Demek ki Edebiyat ve Hukuk adlı makalenin çevirisi Hüseyin Cahit Yalçın tarafından yapılmış ki bu makale önemli sorularda karşınıza sık sık gelecektir. Bu makale nedeniyle de dergi kapatılmış. Başka söyleyeceğimiz ne var? Roman öykülerine daha çok zengin ailelerin yaşamlarını anlatmış ki bu Seretun edebiyatının roman özelliğiydi. Betimleme, ruh çözümlemesine sıkça yer vermiş. Özellikle Seretun'u savunmak amacıyla yazdığı eleştirilerini bir araya toplayarak Kavgalarım adlı kitabında kitabı oluşturmuştur diyebiliriz. Eserlerine bakalım. Nadide, hayal içinde romanlardır arkadaşlar. Hayatı muhayyel, hayatı hakikiye sahneleri, niçin aldatırlarmış, bu kısımlarda hikaye. Edebi hatıralar, Malta Adası'nda, meşrutiyet hatırası, zaten hatıra kelimesinden de yola çıkacak olursak bunların anı olduğunu söyleyebiliriz. Bir de eleştiri türünde Kavgalarım adlı eseri bulunmakta. Tevfik Fikret dönemin en önemli şairi kabul edilir. En güçlü şairidir.
Yine Serotonin dergisinin yazı işleri müdürlüğüne getirilmesiyle Serotonin edebiyatı başlamıştı. Genelde eserleri iki başlık altında ele alınır. İlk şiirlerinde bireysel konular, sonraki şiirlerinde de toplumsal konulara yer vermiştir. Şiirlerinde ahenk unsurlarına oldukça fazla yer vermiş ve sembolist bir şair gibi musikiye kısmen yer vermiştir. Ama asıl ağırlıklı olarak son dönemde yazdığı Parnasizm etkisindeki şiirleri öne çıkmıştır diyebiliriz. Arızu Türkçe'ye başarıyla uygulamıştır ki bu yönüyle Yahya Kemal'e çok benzetilir. Serbest müstizadı geliştirmiş ve Batı'dan sonra Terzarima'yı almıştır. Batı'dan gelen türleri ilk kullanan sanatçılardan biridir. Nazmı Nesre yaklaştırmıştır. Bu yönüyle de Mehmet Akif'le ortak bir yönüdür. Bu da daha önceki dönem merkezi sınavlar olan ÖSS, YGS, LYS gibi sınavlarda sorulmuştur. Konuşma dilini şiire sokmuştur diyebiliriz. O halde Serotonin için bir sanat hayatı iki döneme ayrılır. Bireysel konuları ele aldı, toplumsal konuları ele aldı. İki, ahenk unsurlarına önem vermiştir. Üç, Arzu Türkçe'ye başarıyla uygulamıştır. Dört, Nazmı Nesre yaklaştırmıştır. Beş, Batı'dan gelen nazım biçimlerini, sonet, terzarima gibi ağırlıklı olarak ilk kez kullanan sanatçı olmuştur diyebiliriz. Serotonin edebiyatının önemli ismi sayılan Tevfik Fikret'in sanat hayatıyla ilgili bir tablo hazırlanmış arkadaşlar. Buna baktığımızda birinci dönemde şu kısma dikkat edin. Parnasizmin etkisinde sanat için sanat anlayışıyla şiirler yazmıştır. Aşk, doğa konuları vardır. Günlük yaşamdaki bazı olayları almıştır. İkinci dönem ise Serotonin dergisinin kapanmasıyla kendisini evine, aşiyandaki evine kapatmış arkadaşlar. Orada daha gerçekçi şiirler yazmıştır. Özellikle Sis adlı şiir, bunu unutmayalım, İstanbul'un kötü yönleriyle ele alındığı ilk şiirdir. Sorularda çıkacaktır. İstanbul'daki sosyal ve ahlaki bozuklukları sert bir şekilde eleştirmiştir. Ve Sis adlı şiirde sorulduğunda aklınıza hemen Tevfik Fikret gelecek. İlk olma özelliği de İstanbul'un ilk defa eleştirildiği şiir olmasıdır. Yapıtları Rubab-ı Şikest'e şiirdir. Sanatçı sanat anlayışıyla oluşturduğu şiirlerdir. Rubab, saz demek, şikest, kırık demek, kırık saz anlamında bir başlığı vardır. Haluk'un defteri yine şiir türündedir arkadaşlar. Oğlu Haluk onun gözünde batıyı benimseyen Türk gençliğinin simgesidir. Bu nedenle Haluk, Tevfik Fikret'in şiirlerinde bir timsaldir, bir semboldür diyebiliriz. Rubab'ın cevabı, bu da şiir türündedir arkadaşlar. Şermin adlı kitabının en önemli özelliği çocuklar için yazılmasıdır ve çocuklar için yazıldığı için de hece ölçüsüyle yazılmıştır. Diğer bütün şiirleri ve kitapları arız ölçüsüyle oluşturulurken o hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır Şermin'de. Demek ki hece ölçüsünün çocuklara dönük olacağı kadar basitlikte olduğuna inanmakta. Bu nedenle de arız ölçüsünden diğer şiirlerinde hiçbir zaman vazgeçmemiştir diyebiliriz. Yine 95'e doğru Tarihi Kadim adlı şiirleri de oldukça önemlidir. Bir diğer husus da şu, Nazmı Nesre yaklaştırmış dedik, bir de sanat hayatının son dönemlerinde gerçekçi şiirler yazmış dedik. Bunlara manzum hikaye de denir, manzumeler de denir. Özellikle Balıkçılar onun önemli manzumelerinden biridir diyebiliriz. Mehmet Akif'le ortak yönlerinden biridir bu arkadaşlar. Şiiri düz yazıya, yani Nazmı Nesre yaklaştırma ve buna bağlı olarak da manzum hikayeye yer verme olarak düşünülebilir. Örnek sorumuza bakalım. Hemen bakıyoruz. Aşağıda şairlerden hangisi İstanbul'u şiirinde bu parçada belirtilen yönleriyle yansıtmaya çalışmıştır? Çürüyen, yozlaşan İstanbul. Burası önemli. Ve bu İstanbul'un çürümüş, yozlaşmış insanları. Mithat Cemal Kuntay'ın romandan sürekli olarak bir küf kokusu gelir burnumuza. İstanbul'un birbirini izleyen üç dönemini yansıtmak isteyen yazar gözlerine hep kokuşmuşluğa dikmiştir. Yalnız kişisel çıkarları peşinde koşanlar, dal kavuklar, jurnalciler bir pislik, bir kokuşmuşluk perdesine bürünmüş olarak anlatır İstanbul'u. Evet, buraya baktığımızda arkadaşlar İstanbul'un kötülendiği ve kötü yönlerini anlatıldığı ilk şiir Sis şiiriydi. O da Tevfik Fikret tarafından yazıldığı için cevabımız B seçeneği olacak. Edebiyatımızda Nazmı Nesre yaklaştırmadaki ustalığıyla tanınmış sanatçılarımız hangisinde birlikte verilmiştir? Nazmı Nesre yaklaştırma Mehmet Akif'le ortak özelliğiydi Tevfik Fikret'in. Bu nedenle cevabımız D seçeneği olacak.
91 ÖES'de çıkmış bu sorunu. Örnek soru 3. Aşağıdaki şairlerden hangisi toplum sorunlarını tartışmak, bunlarla ilgili düşüncelerini açıklamak için sanatı bir araç olarak kullanmıştır? Özellikle sanatının ikinci döneminde bunu yapmıştır arkadaşlar. Tevfik Red. Bu nedenle cevabımız B seçeneği olacak. Örnek soru 4. Tevfik Fikret'in şiirlerinin özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aruz'un kalıplarını müzikaliteleri bakımından ilk kez değerlendiren odur. Evet, Aruz'un Türkçeleşmesinde, Türkçe'ye başarılı uygulanmasında Yahya Kemal ile beraber en önemli isimlerden biriydi. Kimilerinde konuşma dilinin anlatım özelliklerini kullanmıştır, özellikle manzum hikayelerinde. Özellikle Türkçe sözcüklere yer vermiştir. Bu yanlış bir ifade arkadaşlar. Tevfik Fikret'in dili ağırdır. Arapça ve Farsça kelimeler sıkça kullanılmıştır diyebiliriz. Divan nazmının müstezat şeklini değiştirerek yeni bir nazım şekli oluşturmuştur. Buna serbest müstezat denir. Uyak düzenine büyük bir serbestlik getirmiştir denilebilir. Cevabımız C seçeneği. Gelelim dönemin önemli ikinci şairine. Cenap Şahabettin. Sanat için sanat anlayışı Cenap Şahabettin'de önemlidir. Genelde aşk ve doğa temalarını işlemiştir ve bireysel şiirler yazmıştır. Bütün şiirlerini arzu ölçüsüyle yazmıştır. Yepyeni tamlamalar, imajlar kurmuştur. Nazım birimi olarak beyt ve serbest müstezat nazım biçimi olarak sıkça kullanılmıştır. Parnasizm ve sembolizmi ülkemize getiren kişidir. Özellikle tıp eğitimi almak için Fransa'ya gittiğinde Fransız edebiyatında ve Avrupa edebiyatında gördüğü yenilikleri ülkemize getirip ilk uygulayanlardandır. Bu nedenle parnasizm ve sembolizmin de ilk defa uygulayıcılar arasında Cenap Şahabettin'i söyleyebiliriz. Arapça, Farsça sözcüklerden ve o zamana kadar kullanılmamış bir takım yeni isim ve sıfat anlamlarıyla birleşik sıfatlar kurmuştur. Alışılmamış bağdaştırma dediğimiz şeydir bu arkadaşlar. Daha önce yan yana görmeye alışkın olmadığımız kelimelerden tamlamalar kurmuş. Saati, semen, fan, lerze-i ruşen gibi. Daha önce Yasemin renkli saat, parlak titreş gibi bir ifade görmemiştik. İşte bu bambaşka, benzersiz ifadeleri oluşturan kişi Cenap Şahabettin'dir. Hece ölçüsünü küçük görmüştür ve parmak hesabı olarak değerlendirmiştir. Bu nedenle de bütün şiirlerini aruzla yazmıştır. Seretun sanatçılar için tabiatı en çok işleyen şairdir. Bir resim gibi özellikle tablo altı resimler, tablo altı yazılar gibi ifadeler kullanılabilir onun şiirleri için. Zaten burada da belirtmişiz, tablo altı şiir yazmıştır. Ona göre sözcükler resim yapmaktır. Daha doğrusu ona göre şiir sözcüklerle resim yapmaktır diyebiliriz. 1908'den sonra yeni lisana zemin hazırlayanlarla sert tartışmalara girmiştir. Yeni lisandan kasıt Seretun edebiyatından sonra fecrati var. Fecratiden sonra milli edebiyat gelecek arkadaşlar. Yeni lisandan kasıt milli edebiyattır. Milli edebiyat sanatçıları dili sadeleştirmiştir. Sanatı toplum için yapmıştır. İşte Cenap Şahabettin o dönemde dahi sanatın sanat için yapılması gerektiğine dair yazılar yazmış ve milli edebiyatçılarla sert tartışmalara girmiştir. Özellikle Ali Canip yöntemle bu tartışmaları yaşamıştır diyebiliriz. Aynı zamanda düz yazı ustasıdır. Evet, özellikle gezi yazısı türünde eserleri önemlidir diyebiliriz. Şiirlerini Tamat adlı eserinde toplamıştır. Yine Hac yolunda Avrupa mektupları, Suriye mektupları gibi gezi yazıları vardır. Özdeyişlerden oluşan tiryaki sözleri vardır. Yalan, Körebe gibi tiyatro türünde eserleri vardır. Bir de makaleleri bazen sorularda çıkar. Nesri Harp, Nesri Sulh, Evrak-ı Eyyam gibi eserleri vardır. Hemen örnek sorumuza bakalım. Örnek soru 5. Bu parçada söz edilen edebiyat topluluğu ve onun üyelerinden biri hangisine birlikte verilmiştir? Yeni bir duyarlı, yeni bir şiir dilini oluşturmaya çalışırken Batı'yı hemen hemen günü gününe izlemişlerdir. Şiirlerinin imgelerle yüklü sanatlı bir yapısı vardır. Özellikle benzetmeler ve sıfatlarla varlıkların gerçek görünüşlerini değiştirmeye çalışmışlardır. Aşk, doğa, aile yaşamı, kişisel tedirginlik ve yakınma temalarını şiirlerinde bol bol işlemişlerdir. Batı'yı günü gününe takip etme, imgelerle yüklü sanatlı bir dil oluşturma şiirlerde. Bunlar Seretun edebiyatının özellikleridir. Seretun'da öne çıkan şairlerinden biri Cenap'tır, bir diğeri de zaten Tevfik Fikret'tir. O nedenle cevabımız B seçeneğidir diyebiliriz. Örnek soru 6. 2007 ÖSS'de çıkmış.
Bu parçada söz edilen şair ve yazar aşağıdakilerden hangisidir? Şair veya yazar aşağıdakilerden hangisidir? Çıkardıkları derginin adıyla anılan bir yazarlar topluluğunun üç büyük temsilcisinden biridir. Şiirlerinde kurduğu özgün imgelerle dikkat çeken, burası önemli arkadaşlar, özgün imgelerle dikkat çeken, konularını daha çok doğadan alan, ülkemizde sembolizmin öncüsü sayılan bir şairdir. Şiir dışında yolculuk yani gezi yazıları, piyesler, makaleler de yazmış olmasına karşın şiir ve özdeyişleriyle tanınan bir sanatçımızdır. Özellikle altını çizdiğim bölümlere dikkat edersek özgün imge, gezi yazıları, oyun, makale, sembolizmin öncüsü olma, özdeyiş türünde eser verme bunların tamamı Cenab-ı Şahabettin'in özellikleri. Bu nedenle cevabımız C seçeneği. Dönemin en önemli roman yazarı, belki de Türk Edebiyatı'nın en önemli 3 roman yazarından biri de kabul edilebilir. Halit Ziya Uşaklıgil. Halit Ziya Uşaklıgil, Seretun Edebiyatı'nın en önemli roman temsilcisidir. Batı ile boy ölçecek ilk romanımız olan Mavi ve Siyah'ı yazmıştır. Seretun'un döneminin genel özelliği olan sanatlı dil, ağır dil onun romanlarında da kendini göstermiştir. Son yapıtlarını sade bir dille yazmış, eski yapıtların başlıcalarını da sadeleştirerek yeniden yayınlamıştır. Milli Edebiyat'ın yeni lisan hareketiyle ortada estirdiği sadeleşme cereyanından Halit Ziya da etkilenmiş ve Milli Edebiyat'ın o yeni lisan etkisiyle beraber Halit Ziya da daha önce yazdığı sanatlı dille oluşan eserlerinden bazılarını sadeleştirmiştir diyebiliriz. Realizm akımının en önemli ismidir edebiyatımızda tabi. Romanlarında daha çok aydın kimseleri anlatmakla birlikte öykülerinde ise topluma, özellikle köy yaşamına, İzmir'in köylerine biraz daha yer vermiştir diyebiliriz. O halde romanlarında yüksek zümreyi, öykülerinde biraz daha toplumsal yaşama dönük kimseleri anlatmıştır diyebiliriz. Yapıtlarını o zamana kadar alışılmışın dışında yeni bir söz dizimiyle yazmıştır. Yapıtlarında birçok yeni isim, sıfat tanımlaması ve birleşik sıfat kullandığından dekadanlık imge için yeni sözcükler uydurmak, alafrangalık ve dili bozmakla suçlanmıştır. Evet, dilin bozulduğuna dair, dekadan olmaya dair eleştiri yapan Dekadanlar makalesiyle Ahmet Mithat Efendi olmuştur. Onlar da tabi Seretun'un sanatçıları da tabi buna açıklık getirmişlerdir ama bu dekadan kelimesi Seretun'un Ahmet Mithat Efendi tarafından eleştirilmesini sağlayan, daha doğrusu neden olan makaledir diyebiliriz. Romanlarında aydın kişileri anlatmış, mensur şiirin ilk örneklerini vermiş. Bu da çok önemli arkadaşlar. Mensur şiir düz yazı şeklinde yazılan şiirdir. Onun ilk örneklerini veren de Halit Ziya Uşaklıgil'dir. Eserlerine baktığımızda Mai ve Siyah, Aşkı Memnu, Kırık Hayatlar, Bir Ölünün Defteri, Nemide, Ferdi ve Şürekası, Sefile bunlar romandır. İzmir Hikayeleri, Aşka Dair, Onu Beklerken, Kadın Pençesi, Solgun Demet bunlar da öyküdür. Anı türünün önemli isimlerinden biridir edebiyatımızda. 40 Yıl, Saray ve Ötesi, Bir Acı Hikaye bunlar anı türünde eserleridir. Kabus, Fare, Firuzan gibi oyunları vardır. Yine mensur şiirin ilk temsilcisidir ve Mezardan Sesler, Mensur Şiirler gibi eserleri vardır bu türde. Makale ve deneme türündeki eserlerinde sanata dair adı altında bir araya getirmiştir. Baktığımızda Kırık Hayatlar'da arkadaşlar Ömer Bey için drama anlatılır diyebiliriz. Ömer Bey hiç ölen çocukları vardır. Ölen kızı Leyla'nın ölümüyle kendi gerçeklerini hatırlayan bir kahramandır. Ömer Behiç ismini gördüğünüz bir roman özetinde hemen aklınıza Kırık Hayatlar gelmeli. May ve Siyah'ta Ahmet Cemil vardır. Buradan daha çok soru gelir. Ahmet Cemil'in yazar olma hayalleri ve daha sonra hayal kırıklığını ele alır. Eğer Ahmet Cemil'le ilgili bir roman özetiyle karşılaşırsanız bunun Halit Ziya'ya ait Mavi ve Siyah olduğunu bilmelisiniz. Uygun bir zamanda bu özetlerin tamamını okursunuz diyebiliriz. Aşk-ı Memnu özellikle diziden sonra 5-6 yıl süren bir dizi macerası vardır günümüzde Aşk-ı Memnu'nun. Diziden sonra herkes bilmekte zaten kahramanları. Bihter adında genç bir kadının kendisine yaşça büyük olan Adnan Bey ile evlenmesi, daha sonra Adnan Bey'in yakın akrabalarından biri olan genç Behlül ile yasak bir ilişki içerisine girmesi romanın konusudur.
Adnan Bey, Bihter ve Behlül üçgeninde devam eden bir romandır. Çatışmalar genelde bu üç arasında olur. Bazen Adnan Bey'in kızı Nihal bu çatışma içerisine girer. Buna dair bir özet gördüğünüzdeyse arkadaşlar hemen aşk oyununu işaretleyebilirsiniz. 2009 ÖSS'e. Bu parçada boş bırakılan yerlere hangisine verilenler sırasıyla getirilmelidir? İdealist bir şairin iç dünyasıyla birlikte orta halli bir Türk ailesinin yaşayış tarzı, zevkleri, o devrin basın hayatı başarılı bir biçimde betimlenmiştir. Arkadaşlar, o devrin basın hayatı dediği Ahmet Cemil'in kitap yazmak için çaba gösterdiği dönem kastediliyor burada. Yani mavi ve siyah olacak ilk boşta. Batılı yaşam tarzına kaymış zengin bir Türk ailesinin hayatı, zengin bir Türk ailesinden kasıt da Adnan Bey ve ailesinin yüksek zümreye hitap etmesi, yani aşkı memnu. Orta halli fakir Türk aileleriyle sosyetik bir aile tipi ve bu ailelerin yaşam tarzları, bu da kırık hayatlarda kendini göstermiş. Ömer Bey için durumu anlatılıyor. O nedenle cevabımız E seçeneği. Örnek sorularda baktığımızda edebiyatımda realizmin öncüsü olmuştur. Romanlarında aydın kişileri ve çevrelerinin hikayelerinde ise halkın yaşayış ve adetlerini anlatmıştır. Batılı roman ve hikaye tekniğine uygun ilk başarılı örnekler bulundur. Romanlarında ruh çözümlemine çok önem vermiştir. Özellikle realizmin öncüsü olması, Batılı roman ve hikaye tekniğine uygun ilk başarılı örnekler, bunlar Halit Ziya'nın özellikleridir. Cevap bu nedenle Bursa'dır arkadaşlar. Bu parçada aşağıdaki yazarların hangisinden söz edilmektedir? O güne kadar yazımızda anı yazınsal değerde tür değildi. Modern anlamda romancılığımızın kurucusu sayılan yazarımız ilk kez yazınsal değerde anılar yazmıştır. Hem yazınsal hem siyasal nitelikte olan bu anıların 9 cilt anılarını 9 ciltte toplamış ve 40 yılı kapsayan ilk 5 cildine 40 yıl adını vermiştir. Söz edilen yazar Halit Ziya Uşaklı gelir arkadaşlar. Çünkü 40 yıl onun anı türündeki en önemli eseridir. Bu parçada özellikleri anlatılan roman ve yazarı hangisine verilmiştir? Aşkın ikinci plana atıldığı bu romanda toplumsal hayata yer verilmiş olması bu yapıtının en önemli özelliğidir. Romanda Ahmet Cemil yalnız iç dünyasıyla değil bağlı bulunduğu toplumsal çevreyle birlikte verilmiştir. Evet arkadaşlar cevap çıktı aslında. Ahmet Cemil'den yola çıkacak olursak Mavi ve Siyah ve Halit Ziya Uşaklıgil olduğunu söyleyebiliriz. Cevap D seçeneği. Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Fransız, realist ve naturalistlerinden etkilenen Tanzimat dönemi yazarı Halit Ziya Uşaklıgil, aydın çevreyi anlattığı Mavi ve Siyah adlı romanında yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanmıştır. Burada ikinci bölümde yanlış var arkadaşlar. Çünkü Halit Ziya Uşaklıgil, Tanzimat dönemi değil, Seretun'un dönemi sanatçısıdır diyebiliriz. Geldik Mehmet Rauf'a. Mehmet Rauf dönemin önemli ikinci romancısıdır arkadaşlar. Öykü, roman, mensur şiir türünde eserler vermiştir. En bilinen eseri Eylül'dür. Seretun toplumun genel karakterine uygun romantik duyguları, hayalleri ve özellikle romantik aşkları almıştır ki Mehmet Rauf'un eserlerinin sığ olmasının ana sebebi de budur aslında. Genelde beşeri aşkı konu edilmiş olması. En büyük başarısı da ruhsal çözümlemelere yer vererek edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman olan Eylül'ü yazmış olması. Mehmet Rauf'la ilgili gelecek soruların birçoğunda Eylül'den bahsedilecektir. Hüzün, karamsarlık ve tabiat temalarını işlemiş, sosyal yaşama pek yer vermemiş. Diğer sanatçılara göre, Halit Ziya'ya göre falan biraz daha sade bir dil kullanılmış. Edebiyata hikayeyle başlamış. Türk edebiyatında ilk örnekleri Halit Ziya tarafından verilen mensur şiir türünde de eserler vermiş. Siyah İnciler, mensur şiirler gibi. Eserlerine bakalım arkadaşlar. Aşıkhane, İntizar, Son Emel, Kadın İsterse, Bir Aşkın Tarifi, Üç Hikaye, tarifi değil de o tarih olacak, Üç Hikaye gibi öyküleri vardır. Pençe, Cidal, Sansür, tiyatrolardır. Siyah İnciler, mensur şiirlerdir. Ferda-i Garam, Genç Kız Kalbi, Karanfil ve Yasemin, Define, Böğürtlen, Halas, Kan Damlası, Son Yıldız gibi romanları vardır. Ama en önemli eser arkadaşlar Eylül'dür. Eylül'ün özelliği edebiyatımızda ilk psikolojik romandır. Yasak aşkı konu almıştır. Psikolojik tahliller yönünden
oldukça başarılıdır. Bu nedenle ilk psikolojik roman sayılır. Örnek sorumuza bakalım. Bu cümlede boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir ya da hangileri? Serotonin edebiyatına oluşturan şairler arasında nokta nokta öykücü ve romancılar arasında nokta nokta adlarını sayabiliriz. Şairler arasında Tevfik Fikret'le Cenab-ı Şahabettin dönemin önemli şairler arkadaşlar. Roman ve hikayeci arasında da Halit Ziya ile Mehmet Rauf sayılabilir. Bu nedenle cevabımız B seçeneğidir. Eylül romanından konu özeti şeklinde bolca soru geliyor arkadaşlar. Yapmamız gerekenler şu isimlere dikkat etmek. Suat Hanım ve Süreyya Bey. Suat Hanım genç bir kadındır. Kendisine yaşça büyük olan Süreyya Bey ile evlenir. Bir süre sonra Süreyya Bey'in akrabası olan Necip ile yasak bir ilişki içerisine girer ve bu yasak aşk üçgeni aynen Adnan Bey, Behlül ve Bihter arasındaki üçgeni bize çağrıştırır. Bu isimleri gördüğünüz bir soruda hemen Eylül romanını işaretleyebilirsiniz. Daha sonra uygun bir zamanda bu romanın özetine de bakın veya hatta okuyun bu romanları ve genel değerlendirmelere sahip olun. Serotonin döneminde bağımsız sanatçılar da vardır arkadaşlar. Bağımsız sanatçılara baktığımızda bunlardan ilki Hüseyin Rahmi Gürpınar'dır. Hüseyin Rahmi Gürpınar döneminin en önemli bağımsız sanatçılarındandır diyebiliriz. Çünkü bir de Ahmet Rasim var. Her ikisi de Ahmet Mithat Efendi'nin geleneğinden yetişmiştir. Bakalım özellikleri nelermiş. Serotonin döneminde yaşayan sanatçı Ahmet Mithat'ın halk için yazma geleneğini devam ettirmiştir. Sokağı edebiyata taşıyan ilk yazardır. Çünkü ilk naturalist, en önemli naturalist sanatçı kabul edilir. Türk edebiyatına naturalizm onun başarılı bir temsilcisidir. Bu nedenle gözlem ve çevre tasvirlerine önem verir. Özellikle terör romanları yazmıştır. Toplumsal eleştiriye sıkça yer vermiştir. Eleştiri yaparken genelde mizah yolunu kullanmış. Anormal tiplerle bu mizahı da oluşturmuş. Romanlarındaki tipler aşırı ihtiraslı, aptal, şöhret düşkünü, batıl inançlı, cahil, züppe gibi tiplerdir. Bu kişilerin ortak yönü gülünç olmalarıdır arkadaşlar. Eski ile yeni çatışması, ruh hastalıkları, yanlış batılılaşma, batıl inançlar, aile geçimsizlikleri gibi konuları işlemiştir. Gerçeği hem iyi hem de kötü yönleriyle ele almıştır. Romanlarını toplum için sanat anlayışıyla kaleme almıştır ki bu serotonin'de sanatçı sanatlı arkadaşlar. O nedenle bağımsız kabul ediliyor zaten. Okuru eğlendirirken eğitmek amacını güder. Gerçek İstanbul'u onun eserlerinde görebiliriz. Yoksa Halit Ziya'nın anlattığı o yüksek cümleyi anlatan İstanbul gerçek İstanbul değil arkadaşlar. İstanbul'u gerçek bir şekilde anlatan sanatçı Hüseyin Rahmi olmuştur diyebiliriz. Eserlerini konuşma diliyle ve sade bir üslupla yazmıştır. Tasvirlerde ve olayların öykülemesinde dili bazen Osmanlı Türkçesine kaymaktadır. Romanları teknik yönden başarılı değildir ki örnek aldığı kişi Ahmet Mithat Efendi için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Romanlarında olayın akışını keserek olayla ilgisi olmayan gereksiz bilgiler verir. Bu da yine Ahmet Mithat'ın özelliğidir. Mürebbiye, Hayattan Sayfalar, Ben Deli Miyim adlı romanlarında deneysel roman yöntemini kullanmıştır. Şık, Şıp Sevdi, Mürebbiye adlı romanlarında yanlış batılılaşma konularını işlemiştir. Birçok roman yazmıştır arkadaşlar. Hemen onlara bakalım. Şık, Şıp Sevdi, Mürebbiye, İffet, Metres, Tesadüf, Nimet Şinas, Gulyabani, Cadı, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Utanmaz Adam, Deli Filozof, Sevda Peşinde, Hakk'a Sığındık, Kokotlar Mektebi, Kesikbaş, Kaynanam Nasıl Kudurdu, Ben Deli Miyim, İnsanlar Maymun Muydu, Efsuncu Baba gibi romanları vardır. Özellikle daire içerisine almaya çalıştığım o romanlar önemlidir. Sorularda bolca çıkar. Kadınlar Vaizi, Katil Buse, Gönül Ticareti, Melek Sanmıştım Şeytanı, İki Ödüğün Seyahati, Eti Senin, Kemiği Benim, Tünelden İlk Çıkış, Meyhanede Hanımlar, Namuslu Açlık Meselesi gibi öyküleri vardır. Kadın Erkekleşince, Hazan Bülbülü, Gülbahar Hanım gibi tiyatroları bulunmaktadır. Ahmet Rasim, dönemin ikinci bağımsız sanatçısıdır arkadaşlar. Ahmet Rasim'in en önemli özelliği fıkra türünün edebiyatımızda
bir bağımsız tür olarak öne çıkmasını sağlamasıdır. Yani fıkra türünün en önemli ismidir diyebiliriz. Hiçbir edebi topluluğa katılmamış, bu nedenle bağımsız sanatçıdır arkadaşlar. Roman, öykü, tarih, coğrafya, gezi, sohbet, anı, dil bilgisi gibi pek çok alanda eserler vermiştir ama ağırlıklı olarak sohbet ve anı Ahmet Rasim'in öne çıktığı türlerdir. Anı, fıkra ve makalelerinde başarılıdır. Sohbet ve fıkra türündeki yazılarında şehir yaşamını, kendi dönemi yaşantısını bütün ayrıntılarıyla anlatmıştır. Konuşma dilini ve İstanbul Türkçesini bütün incelikleriyle kullanmıştır. En önemli özelliği sohbet havası içinde yazmasıdır diyebiliriz. Yine mizahi bir üslubu da vardır. Başarılı bir gözlemcidir çünkü realisttir. Gördüklerini bir ressam gibi tasvir etmiştir. Cep romanları adıyla yayınlanan birçok romanı vardır ama bunlar başarılı değildir. Besteci yönüyle de öne çıkan sanatçı yanlış batılılaşmaya karşı çıkmıştır diyebiliriz. Bu nedenle de Serhat Funcuları sürekli eleştirmiştir. Yapıtlarına baktığımızda fıkra türünde şehir mektupları, eşkali zaman, muharrir buya, gülüp ağladıklarım, ciddi müzah, falaka, gecelerim, fuhşiyatik, muharrir, şair, edip, bunlar arkadaşlar anı. Güzel eleni, meyli dil, hamamcı ülfet, iki günahkar, bunlar da öykü türünde. İlk sevgi, askeroğlu, tecrübesiz aşk, romanları, Ramazan sohbetleri, sohbetleri. Yine monografi türünde ilk büyük muharrirlerden Şinasi'yi ele almış. Resimli ve haritalı Osmanlı tarihi diyerek de bir tarih kitabı oluşturmuş. Tanzimat ve Serhat Fünun hikayeciliği ve romancılığı kıyaslanmış arkadaşlar. Yazılarda karşınıza çıkacaktır bu bölüm. Özellikle dikkat etmek lazım. Tanzimat'ın hikayeciliği teknik bakımdan zayıftır ama Serhat Fünun da sağlamdır. Yine toplumsal konular vardır. Serhat Fünun'da ise bireysel konular. Konu olarak Tanzimat'ta esaret, zorla yapılan evliliklerin doğurduğu acı sonuçlar gibi toplumsal konular vardır ama Serhat Fünun'da aşk, düş kırıklığı, karamsarlık gibi konular bulunmaktadır. Romantizm ve realizm Tanzimat hikayesinde etkiliyken ağırlıklı olarak realizm etkisi vardır. Romantizm bitmiştir burada. Tanzimat yazarları hikayelerinde tesadüflere çokça yer verir. Yani rastlantısal bir kurgu vardır ama Serhat Fünun yazarlarında ise gerçekçi olaylar işlenir. Tanzimat'ta genelde karakterler iyi kötü olarak tek yönlü, yani tip şeklinde oluşturulmuştur. Serhat Fünun'da ise kahramanlar çok boyutludur, yani karakter boyutundadır diyebiliriz. Tanzimat yazarları dilde sadeleşmeyi savunmuşlar. Serhat Fünun'da ise böyle bir savunma durumu söz konusu değildir. Tanzimat ve Serhat Fünun döneminin kıyaslanması roman olarak baktığımızda arkadaşlar, yine ilk olmanın acemiliklerini taşıdığından başarısızdır. Teknik sıkıntıları vardır. Burada ise kurgu ve teknik bakımdan batıyla boy ölçecek romanlar olduğunu görebiliriz. Konu olarak Tanzimat'ta sosyal ve toplumsal konular vardır. Serhat Fünun'da ise bireysel temalar. Tanzimat'ta romantizm, realizm ve naturalizm etkiliyken Serhat Fünun'dan romantizm bitiyor, realizm ve naturalizm etkili oluyor. Tanzimat'ta Anadolu, Suriye, Mısır gibi mekanlar da kullanılır ama genelde mekan İstanbul'dur. Serhat Fünun'da ise sadece İstanbul'dur. Yine Tanzimat romanında romantizmin etkisiyle yazar kendini gizlememiş, olayın akışını keserek sürekli bilgi vermiştir. Ama Serhat Fünun'un da realizmin etkisiyle yazar kendini gizlemiştir. Sade dile yönelme amacı vardır Tanzimat'ta fakat Serhat Fünun'un da sanatlı ağır bir dil kullanılmıştır diyebiliriz. Evet, Serhat Fünun'la Tanzimat Edebiyatı'nın genel bir kıyaslaması var. Bunu daha önce yapmıştık. Siz yazılı öncesi ya da genel değerlendirme yapmak için buna bakarsınız. Biz birkaç tane soru çözelim ve bu adımı bitirelim. Hemen birinci soruya bakalım. Serhat Fünun roman ve hikayesiyle ilgili yukarıda numaralamış bilgilerden hangisi yanlıştır? Hikaye ve romanda teknik yönden gelişme gözlenir. Hikaye ve roman edebi bir çizgiye ulaşır. Bu doğru. Çünkü Tanzimat'ta başarısızdı, teknik sıkıntılar vardı. Batılı anlamda başarılı romanlar bu dönemdedir. Gerçek hayatta olması mümkün olmayan olaylar olağanüstü nitelikli kahramanlarla anlatılır. Bu yanlış arkadaşlar. Çünkü Serhat Fünun sanatçıları realizmden etkilendiği için gerçeküstü unsurlar ağır basmaktadır diyemeyiz. Roman tekniği modern ve sağlamdır. Olayların örgüsü, işlenişi ve konuşmalar başarılı bir biçimde verilir. Doğru. Psikolojik romanın ilk örneği 2 Eylül bu dönemde verilmiştir. Bu da doğru. Cevap C seçeneği. İkinci soruya bakalım.
Bu cümledeki numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Serotonin döneminde roman ve hikayede teknik gelişmiş, açıklamalar ve gereksiz tasvirler atılmış, olaylar İstanbul'da geçmiş, kahramanlar sıradan tabakadan seçilmiş ve sanatçılar kişiliklerini gizlemiştir. Buradaki hata arkadaşlar kahramanların sıradan tabakadan seçilmiş olmasıdır. Çünkü bu yanlıştır. Serotonin döneminde yüksek zümreden bahsedilmiştir. Kahramanlar yüksek zümreden seçilmiştir. Adnan Bey'i, Süreyya Bey'i göz önünde bulundurabilirsiniz. Cevap bu nedenle D seçeneği.